Arkadaşlar böylelikle bu fabrika sahibi adam parayı toplayan çalışanıyla bir otobüs durağında buluşmak için sözleşti. Ve çete üyeleri de bu adamı ve karısını bir arabaya bindirerek adamın çalışanıyla buluşacağı otobüs durağına doğru sürmeye başladılar. Fakat adam arabadan inmeden önce adama "Bak karın hala yanımızda. Eğer yanlış bir hareket yaparsan onu da alıp kaçarız. Onu bir daha bulamazsın." demişlerdi. Bunun üzerine adam parayı teslim almak için arabadan indi ve otobüs durağına doğru yürümeye başladı. Hatta bu otobüs durağına doğru yürürken bir karakolun önünden bile geçmişti. Ama çete üyelerinin karısını alıp kaçmasından korktuğu için ne yazık ki yanlış hiçbir şey yapmamaya çalışıyordu. Ve doğrudan otobüs durağına doğru yürümeye devam etti. Çalışanı kendisini orada bekliyordu. Fakat yine de adam çalışanına parayı alırken aslında bir kaza yapmadığını, bir çete tarafından kaçırıldığını ve hemen gidip polise haber vermesi gerektiğini söylemişti. Ve parayı alıp doğrudan arabaya geri dönmüştü. Ve tahmin edersiniz ki adamın çalışanı bunun üzerine hemen gidip polise haber verdi. Fakat polis bu davayı araştırmaya yanaşmadı. Çünkü bu adam bir fabrika sahibiydi ve o dönemlerde bazı mülk sahipleri bu tarz sahte davalarda üstündeki sorumluluğu azaltmaya çalışıyor olabiliyordu. Belki bu adam da bütün parasını alıp kaçmıştı ve polis peşine düşmesin diye, polisin hedefini şaşırtabilmek için ortaya böyle yalancıktan bir dava atıyordu. Ve dediğim gibi polis her ne kadar bu çiftin kayıp olduğunu bildirse de yine de bu davayı araştırmaya başlamadılar. Ne yazık ki bu çift çete üyelerine parayı teslim ettikten sonra serbest bırakılacaklarını düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki hiçbir şey onların planladığı gibi olmadı. Öyle ki çete üyeleri parayı teslim aldıkları gün çifti eve geri getirdiler ve çifti alkol almaları için zorlamaya başladılar. Bir noktada kadın ve erkek o kadar çok alkol almışlardı ki aynı müzisyende olduğu gibi tepki bile veremiyorlardı. Hiçbir şekilde kendilerini savunacak güçleri kalmamıştı. Ve bunun üzerine çete üyelerinden biri Bayan Yo'nun yanına gitti. Bir önceki kaçırdıkları kurbanlarının yani. Ve Bayan Yo'ya artık hazır olduğunu söyledi. Bayan Yo ilk başta buna bir anlam veremedi. Yani ne hazırdı, neye hazırdı. Ama çete üyesi alıp onu diğer kurbanların yanına götürdüğünde kadın durumu anlamıştı. Öyle ki Bay Kim Bayan Yo'nun eline bir silah vermişti. Ve kadına ateş etmesini söylemişti. Bayan Yo bunun üzerine bunu yapmak istemedi. Yapamayacağını söyledi. Son derece tereddütlüydü. Fakat çete üyeleri Bayan Yo'ya "Bu senin eğitiminin bir parçası. Bu senin eğitiminin son aşaması. Eğer bunu yapmazsan sen de onlar gibi öleceksin." dediler. Ve bunun üzerine Bayan Yo her ne kadar istemese de kadına doğru ateş etti. Fakat bilerek ıskalamıştı. Ve bunun üzerine ağlayarak silahı elinden atmak istedi. "Yapamıyorum işte, yapamıyorum." diyordu. Ama bu çete üyelerini durdurmadı. Öyle ki çete üyelerinden biri böyle Bayan Yo'nun elinin üzerinden, parmağının üzerinden tetiğe bastı. Ve silah patladı. Ve haliyle yerde yatan kadın da ölmüştü. Artık Bayan Yo'nun tamamen artık bu çetenin bir parçası olduğunu düşünüyorlardı. Ve sonrasında Bayan Yo'yu daha fazla zorlama gereği duymadılar. Ve erkek olan kurbanlarını da kendileri öldürdüler. Sonrasında da kurbanlarını parçalayarak yemeye başladılar. Hatta ve hatta Bayan Yo'yu da kadının ve adamın ciğerlerini yemesi için zorlamışlardı. Bunu Bayan Yo tabii ki de yapmak istemedi. Ama o kadar çok tehdit altındaydı ve o kadar kötü bir psikolojideydi ki bir noktada yapmak zorunda kalmıştı ve kurbanların ciğerlerini yemeye başlamıştı. Ve çete üyelerinden biri de sonrasında bu durumu itiraf ettiğinde, yani evet kurbanlarımızın etlerini yiyorduk dediğinde ise bu durumu şu şekilde açıkladı. Kurbanlarının etlerini yemeleri onların cesaretlerini alevlendiren bir şeydi. Ve bu şekilde bunu yaparak artık insanlıklarından vazgeçtiklerini, artık her şeyi yapmaya hazır olduklarını birbirlerine ve kendilerine bu şekilde ispatlıyorlardı. Yani psikolojiye bakar mısınız? Kurbanlarının etlerini yedikten sonra, yani bir kısmını yedikten sonra artık sıra kurbanlarını yok etme aşamasına gelmişti. Ve kurbanlarını yakma fırınına koydular. Bu noktada tahmin edersiniz ki bir cesedi yakarken ortaya böyle ağır, kötü, baskın bir koku çıkar. Bu kokuyu baskılamak için de hiçbir şey olmamış gibi evin önünde mangal yaktılar. Hatta bu mangala denk gelen köylüleri de mangala davet etmişlerdi. Domuz mangalı yemeye davet ediyorlardı. Ama tabii ki de o mangalda gerçekten sadece domuz eti mi vardı yoksa kurbanların da etleri var mıydı bunu bilemiyoruz hiçbir şekilde.
Allah'tan hiçbir köylü bu mangal davetine icabet etmemiş. Böylelikle bu çete 4. ve 5. kurbanlarından da kurtulmuşlardı. Fakat artık çetede bazı şeyler ters gitmeye başlıyordu. Öyle ki yaptıkları şeylerin şiddetinin artmasıyla çete üyelerinin kendilerine olan güvenleri de yerine gelmişti. Artık herkes kendi sözü geçsin istiyordu. Artık herkes diğerlerin üstüne baskınlık kurmak istiyordu. Ve çetede haliyle bir otorite dengesizliği oluşmaya başlamıştı. Böylelikle 8. günde çete üyeleri arasında bir tartışma yaşandı ve Bay Kim kafasını yaraladı. Ertesi gün Bay Kim kafasını tedavi ettirmek için hastaneye gitmek üzereyken Bayan Yo bu durumu gördü ve Bay Kim'e ben de seninle gelebilir miyim diye bir teklifte bulundu. Ve şaşırtıcı bir şekilde Bay Kim de bu teklifi kabul etmişti. Böylelikle Bayan Yo'yu yanına alarak arabalardan birine bindi ve hastaneye doğru sürmeye başladı. Bayan Yo'nun kaçamayacağından, çete üyelerine muhtaç olduğundan o kadar emindi ki ona o kadar çok güveniyordu ki doktorun yanına muayene olmaya girmeden önce içinde 500 bin won olan cüzdanını ve telefonunu Bayan Yo'ya emanet etmişti. Bayan Yo, Bay Kim doktorun odasına girdikten sonra kaçması gerektiğini farkındaydı ama buna bir türlü cesaret edemiyordu. Çünkü bunun da eğitimin bir parçası olduğunu düşünüyordu. Hastaneden çıktığı anda çete üyelerinin kendisini dışarıda beklediğini ve ufacık bir fırsatta da kaçmaya çalıştığını gördükleri için kendisini öldüreceklerini düşünüyordu. Fakat yine de bütün cesaretini topladı ve bütün gücüyle hastaneden dışarıya doğru koşmaya başladı. Böylelikle karşısına çıkan ilk yerli taksiye binip adama sadece sürmesi gerektiğini söyledi. Ama adam kadının halinden dolayı durmadan ona sorular soruyordu. Ve bir noktada taksi hala seyir halindeyken adam kadına doğru döndü ve gülerek "Ne o, yoksa birinden mi kaçıyorsun? Belki de kaçtığın kişileri tanıyorumdur." dedi. Bu Bayan Yo'yu gerçekten çok kötü etkilemişti. Çünkü taksicinin de bu olayın bir parçası olduğunu, taksicinin de çete üyelerinden biri olduğunu düşünmüştü. Ve böylelikle taksiden atlayarak yakınlardaki bir üzüm bağına doğru koşmaya başladı. Bayan Yo bu üzüm çiftliğinde yaklaşık 8 saat kadar saklandı. Ve hava kararmaya başladığında, akşam olmaya başladığında burada daha fazla saklanamayacağını anladı. Hala elinde olan telefonla o bölgeye bir araba çağırdı. Bu bölgeye çağırdığı şoför de Seul'e gitmek istediğini söylemişti. Fakat Bayan Yo Seul'e geldiğinde tam da çete üyelerinin tahmin ettiği gibi polise gitmek istemiyordu. Çünkü o da cinayetin bir parçası olmuştu. Kendisini ifade edememekten korkuyordu açıkçası. Böylelikle Seul'e geldiğinde Yoksom Dong bölgesinde bir motelde saklanmaya başladı. Bu motelde saklanırken erkek bir arkadaşını arayıp ona kısaca olayı anlattı ve polise gidip kendisini kurtarmasını istediğini söyledi. Bayan Yo'nun arkadaşı bunun üzerine hemen Seoko karakoluna gidip bu durumu bildirdi. Fakat tahmin edersiniz ki memurlar bu duruma inanamıyorlardı. Öte yandan kendilerine ifade veren kişi de bu olayın şahidi bile değildi. Birinden duyduğu kadarını anlatıyorlardı. Bunun üzerine Bayan Yo'nun arkadaşına bu olayı yaşayan kişinin gelip ifade vermesi gerekiyor. Bu şekilde hiçbir şey yapamayız dediler. Ve böylelikle Bayan Yo karakola gidip kendisi ifade vermeye ikna olmuş oldu. Fakat karakolda Bayan Yo'nun hareketleri o kadar garip ve o kadar göze batıcı bir şekildeydi ki polisler Bayan Yo'nun madde etkisinde olduğunu düşünmeye başladılar. Öyle ki Bayan Yo'nun vücudunda böyle herhangi bir hipodermik iğne izi aramaya başladılar. Ama yoktu. Bayan Yo'nun vücudunda daha önce madde kullandığına dair hiçbir iz yoktu. Ve tam da bu noktada baş ceza araştırmacısı olan Bay Go, Bayan Yo'nun ifadelerinde bir şeyler fark etti. O da Bayan Yo daha önce kaybolmuş olan yaşlı bir çift hakkında konuşuyordu. Ama konuşması imkansızdı. Çünkü bu çiftin kaybolduğundan bir tek polisin haberi vardı. Yani medyaya duyurulmamıştı. Yani halktan birinin böyle bir şey olduğundan haberi olması imkansızdı. Ve böylelikle Bayan Yo'nun ifadelerine güvenerek soruşturma başlatmayı kabul ettiler. Ve tam da bu noktada çete üyeleri Bayan Yo kaçtıktan sonra o bölgedeki polis karakolunun etrafında nöbet tutmaya başladılar. Fakat baktılar ki polis karakolunda hiçbir hareketlilik yok, ters giden hiçbir şey yok. Ve kendi kendilerine tam da tahmin ettiğimiz gibi Bayan Yo polise gelemiyor diye düşündüler. Yani kadın muhtemelen onların düşündüğüne göre bir yerlerde saklanmış böyle korkarak sonunun gelmesini bekliyordu. Ve cinayetin bir parçası olduğu için de karakola gelmeye cesaret edemiyordu. Ve dediğim gibi çete üyeleri böyle Bayan Yo'nun korkarak bir yerde saklandığını düşündükleri için hala Bayan Yo'nun elinde olan telefonu aradılar. Ve telefonu tabii ki de Seul polisi açtı ve Bayan Yo'ya sessiz olması gerektiğini söyledi. Telefondan gelen ses çok rahatsız ediciydi. Bayan Yo, şşş,
Bayan Yo, nasılsın? Bayan Yo, bizi bekle. Tarzı böyle bir şeyler söyleyip telefonu kapatmışlardı. Çünkü dediğim gibi Bayan Yo'nun böyle bir yerde saklandığından çok emindiler. Her ne kadar Bayan Yo'nun korktuğu için karakola gelemediğini düşünseler de eninde sonunda cinayetleri itiraf etmek için olmasa bile sığınmak için, yardım talep etmek için bu karakola geleceklerini düşünüyorlardı. Ve o yüzden bu karakolun etrafında çete üyeleri 3 gün boyunca nöbet tutmaya başladılar. Bayan Yo buraya yaklaşır yaklaşmaz onu yakalayacaklardı ve öldüreceklerdi. Fakat dediğim gibi Bayan Yo onların sandığı kadar aptal bir kadın değildi. Çünkü Seul polisi çoktan harekete geçmişti. Öyle ki Bayan Yo'nun ifadeleri doğrultusunda önce kayıp yaşlı çiftin telefon sinyalleri kontrol edildi. Daha öncesinde bu yaşlı çiftin Yongwang bölgesinde bulunduğu anlaşıldı. Bu tabii ki de Bayan Yo'nun ifadesiyle örtüşüyordu. Bayan Yo'nun bir sonraki iddiası da bir müzisyenin Jiangsu tepesinden itildiğine dair bir iddiaydı. Polis 17 Eylül sabahı erkenden Jiangsu tepesine gitti araştırma yapmak için ve bu bölgede gerçekten de daha öncesinde bir araba kazası olduğunu, fakat polisin alkollü araç sürme kazası olarak bunu kayıtlara geçip üstünü kapattığını öğrendiler. Bu da Bayan Yo'nun ifadesiyle örtüşüyordu. Ama polis herhangi bir çatışmanın olmaması için, bu çeteyle bir çatışmaya girmemek için şimdilik sadece evi izliyordu. Ve nihayetinde çete üyelerinden biri bir gün evden çıktı ve kamyonete binip yola koyuldu. Polis anında bu çete üyesini yolda yakaladı ve yakalanan bu çete üyesi garip bir şekilde bütün iddiaları kabul ediyordu. Kendisi de ifade vermekten geri durmuyordu. Her şeyi itiraf etmişti. Hatta ve hatta evin içinde 20 tane dinamit olduğunu bile itiraf etmişti. Bunun üzerine polis bu eve giremeyeceğinde hemfikir olmuştu. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdiler. Çetenin diğer üyeleriyle iletişime geçtiler ve arkadaşlarının bir kaza yaptığını, hastanede yattığını ve kaza yapan arkadaşının eşyaların alınması için de birinin gelmesi gerektiğini söylediler. Bunun üzerine 3 tane çete üyesi arkadaşlarının eşyalarını almak için yola koyuldu. Polisin söylediği yere geldiklerinde ise arabadan sadece bir tanesi inmişti. Polis tabii ki de bu inen çete üyesini hemen tutukladı. Fakat bunun üzerine hala daha arabada olan diğer iki çete üyesi kaçmaya başladılar. Yolda böyle küçük bir kovalamaca yaşandı. Fakat suçluların olduğu araba küçük bir kaza yapınca durmak zorunda kaldı. Ve diğer iki suçlu da yakalanmış bulundu. Böylelikle evin içinde sadece iki tane suçlu kalmıştı arkadaşlar. Ve bu iki suçlu da gitgide paniklemeye başlamıştı. Çünkü giden arkadaşları gelmiyordu. Evde yalnız kalmışlardı. Ve polis de onların bu panik halinden faydalanmak için onlara bir haber gönderdi. Bu haber de polisin kendi peşlerinde olduğuna dair bir haberdi. Bu haber doğrultusunda evdeki bu iki suçlunun panikleyip kaçmasını öngörüyorlardı. Tam da polisin istediği gibi oldu. Bu iki suçlu hali hazırda bir arabaları kalmadığı için doğrudan yayan bir şekilde evi terk edip kaçmaya başladılar. Ve evin bulunduğu arazinin çevresinde de polis tarafından yakalandılar. Ve bütün bu suçluların yakalanması ve tutuklanması üzerine bir tane de kadın tutuklanmıştı. Bu kadın çete üyelerinden birinin kız arkadaşıydı ve onlara çalıştığı yerden daha önce Granger model araba almış ve 1200 kişiden oluşan bir liste vermişti. Ve dediğim gibi kadın da bu çeteyle birlikte tutuklandı. Çetenin bütün üyelerinin tutuklanması üzerine bütün ulus ayağa kalkmıştı. Herkes panik halindeydi. Herkes böyle bir şeyin nasıl olduğunu anlam veremiyordu. Bu noktada arkadaşlar muhabirlerden bazıları çete üyelerine sorular sormayı ve cevaplar almayı başarmışlardı. Ama tam da tahmin edildiği üzere çete üyelerinin hiçbiri ne bir duygu belirtisi gösteriyordu ne bir pişmanlık belirtisi gösteriyordu. Yaptıkları şeyden dolayı gayet gururlu görünüyorlardı. Hatta çete üyelerinden bazıları muhabirlerin kendilerine uzattığı mikrofona aynen şunları söylüyordu. Aşağı sınıfı görmezden gelen bütün zenginleri öldürmediğim için çok kızgınım. Bir başka çete üyesi de şunu söylemişti. Pahalı Granger arabalara binen zengin piçleri. Hepsini öldüremediğim için çok kızgınım. Hepsini televizyona koyun lütfen. Gerçekten o kadar öfke dolular ki insan anlam bile veremiyor. Fakat Bayan Yo'nun neden yaşatıldığını hala daha merak ediyor olabilirsiniz. Ve bu noktada muhabirlerden biri Bay Kim'e gerçekten çok yerinde bir soru soruyor arkadaşlar. Bayan Yo'yu neden öldürmedin yoksa ona aşık mı oldun? Ve Bay Kim de muhabire şöyle bir cevap veriyor.
Hayır, onu sevmedim. Sadece onu da bir suçlu yapabilmek için onu güçlendirmek istedim. Biz çete üyeleri olarak kimseyi sevmeyiz ve kimseyle çıkmayız. Yani gerçekten çok hastalıklı bir düşünce ve dediğim gibi Bayan Yo'yu artık bir kurban olarak görmüyorlardı. Onu çetenin bir üyesi olarak görüyorlardı. Ve bu yargı süreci biter bitmez de hükümet halkı daha fazla öfkelendirmemek için, onları daha panik bir ruh haline sokmamak için hemen cezayı kesinleştirdi ve hemen de uyguladı. Böylelikle çete üyelerinin hepsine 1 Kasım'da idam cezası verildi ve 2 Kasım'da da hiç zaman kaybetmeden idam edildiler arkadaşlar. Fakat şu noktada şöyle düşünüyor olabilirsiniz ki böyle şeyler bir ülkede 40 yılda bir olur. Sürekli böyle karşılaşabileceğiniz bir şey değil gibi düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu olaydan yaklaşık 2 yıl sonra, yani 29 Ekim 1996'da kendilerine Magapa adını veren bir çete daha ortaya çıktı. Bu çete taklitçi bir çeteydi ve aynen bu çeteyi taklit ediyordu. Bu çetenin mottosuna göre hareket ediyordu. Hedeflerinde zenginler vardı. Kendi adaletlerini sağlamayı kafaya koymuşlardı. Fakat neyse ki hiçbir cinayet işlenmeden polis bu çeteyi yakaladı ve tutukladı. Şimdi bu noktada Bayan Yo'yu merak ediyor olabilirsiniz. Bayan Yo karıştığı cinayetlerden ötürü neyse ki hiçbir ceza almadı. Sadece psikolojik tedavi görmesi gerektiği öngörülmüştü. Ve Bayan Yo'nun kimliği hiçbir zaman neyse ki ifşalanmadı. Fakat bu olaydan yıllar sonra kimliğin gizli bir şekilde röportaj yaptığında ise yıllardır tedavi görüyor olmasına rağmen hala ilaç desteği olmadan uyuyamadığını söylemişti. Ve buna ek olarak da Bayan Yo bu röportajı verdiğinde kanser tedavisi görüyordu. Onun için hayatı ne kadar zor devam ettiğini tahmin bile edemiyorum gerçekten. Her neyse bu dava buraya kadardı. Gerçekten çok uzattığım farkındayım. Bildiğiniz böyle boğazım falan acıyor. Bu en uzun anlattığım dava olabilir. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Umarım buraya kadar sabırla izleyebilmişsinizdir daha doğrusu. Videoyu daha fazla uzatmadan burada kapatıyorum. Atladığım bir detay varsa yorumlarda benimle paylaşmaktan kaçınmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.